İyi akşamlar. Petkim Günlük Grafik. Galiba bir ay önce e, yaptım son videoyu. Şimdi bir uyarım olsun. 2-3 arkadaş yazdı. Yani bu sesle alakalı ses gelmiyor falan diye ama e, arkadaşlar ben kendi cihazlarımda deniyorum. Cep telefonunda e, ve e, laptopta deniyorum. Herhangi bir sorun göremiyorum. Yani bilmiyorum cihazdan cihaza ne kadar fark ediyor ama bu ses meselesi YouTube'da. E, yani ona yapabileceğim bir şey yok. E, onu söyleyeyim. Yani mikrofon son derece sesi açık hatta fazla açık. Ben açıyorum sesini. Almaması gereken sesleri de alıyor aslında şu anda. <laughs> yani bundan daha fazla açarsam normal çalışan cihazlar için çok rahatsız edici olur. Ee, şimdi ne dedik? Yani pet gibi biz bir hikayeyle takip ettik. Hikayeden öte şu, kastım şu. Burada çok bilinen bir yatırımcı. Türk yerli bir yatırımcı. Işte o giriyor hisseleri alıyor götürüyor götürüyor son yukarıdan dağıtıyor. Bunu çok tur yaptı yani. Daha önceden de yapıyordu. Geçmişte de vardı bu hikayesi. Petkim'e girdi. E, bu konuda daha önce bir ay önce, iki ay önce hatta ilk girdiğinde videolarda da söyledim. Hani o çıkıyor mu çıkmıyor mu? Mesele o. Çıktığı zaman çünkü enkaz bırakıyor arkasında genelde. Bir kere bu takip edilmedi Yani habere dayalı. Yani baktığınız sert bir satış var. E, bu da bildirim yapmış. Ben gidiyorum. Aldım ceketimi falan diye. Orada e, hakikaten dikkat etmek lazım bunun dışında teknik olarak 50 gün burada delinmeye başladı artık yavaş yavaş ama bir türlü fiyatlar 50 gün ortalamasından uzaklaşamıyor. Yani bir trend alabilirsiniz veya 50 güne uyabilirsiniz. Bu tamamen kişisel tercih meselesi. Trend alırsanız şöyle bir trend yani çok daha açmayalım ya da kırmızıdan geçirsek o da kesmiş oluyor ama yani şöyle alsak hafif kırmış oluyor. Yani çok alttan geçirsek şöyle şey açılış itibariyle bir trend alsak şuradaki Mart ayından o belki hani biraz daha yakın kalabiliyor yani bu trendin şey yoktur onu söyleyeyim sol dipten gördüğünüz bir dipten alırsınız burada da hani dip olarak şurası var en yakın alabileceğimiz şuradan trend alınır mı kafasında soru işareti olan vardır alınır alınır ama çok saçma sapan bir yere çıkar ucu. şöyle göstereyim yani çok ilgisiz alakası 200 günün bile altında çıkar e, onun için oradan alıyoruz yani o nedenini de söyleyeyim de e, bilinsin bu trende uyabilirsiniz aşağıda. Yani avansınız burası olabilir. 5.97 civarı. Bana uzak diyorsanız hani daha yakın destekler arıyorum. Zaten 6 lira civarında bir destek gösterdi. 6.10 civarında bir destek gösterdi bugüne kadar. E, orayı henüz Tepe'den pek kıramadı. E, geçemedi. 6.10'a uyulabilir. uyuulabilir e, kırılırsa tabii e, senaryo bizi 5.80'e kadar e, orada ihtimalen götürebilir. Yani e, gelecek günler 6 onun kırılımı ya da altı diye avansı da alabilirsiniz bunu. So, ya her kimsenin riski iştahı aynı değil bu hayatta. Onu söyleyeyim yani. Herkes farklı bir nokta belirleyebilir. Ama genel olarak tabi tabloya baktığımız zaman şu anda yakın vade ya kısa vade daha doğrusu desteğimiz 6.10 civarı. Yukarıda 6.50'yi kırarsa iyi olur. Yani o biraz daha güven verir. Risk iştahını arttırabilir. O yüzden e, bu cendereden 6.50'nin üstünde kurtulduğunu belki teknik olarak söyleyebiliriz. Tabi oraya geliş de önemli. Yani hacimli geliyor mu? E, momentum yüksek mi? Ona da bakmak lazım. Bu iki fiyat aralığı bir kere takip edilmeli. E, 650 kırılırsa zaten bir şey kalmıyor geri. 6 65'te bir ara direnç var. Bir daha 697'ye kadar bir hareket boşluğu gözüküyor. <laughs> Göstergeye baktığınız zaman RSI e, kendi ortalamasının altında seyrediyor. Güçsüz bir bölgede. 44 RSI. E, yine bak MACD'ye bakıyorsunuz. O da e, negatif seyretmeye devam ediyor. Ama işte fiyatlarda şu an için en azından çok büyük bir negatiflik yok. Yani bir alanda sıkışmış birkaç gündür yani bir 8-10 seanstır e, bir marjda hareket ettiğini görüyoruz. Bunun dışında söylenecek bir şey e, burada yok. Şunları bir silelim. Her şeyi. Bir daha döner bakarız. Şu alan çok eskide kaldı zaten. Orada yatay alanımız, alanımız vardı. Yani buradaki en kötü, kötü teknik senaryo şey olur. Tabi destekler tutmazsa işte gitti 5.80 o da kırıldı. Orayı da kırdık. E sola bakıyoruz. Şimdi bir direncimiz var. Da eski 5.50 civarlarında, 5.40 civarlarında. E orası var. Artık orayı da kırarsa 200 gün 4.96'da yani aşağı yönü kırılımlarında sırası böyle olabilir. Bunun dışında söylenecek bir şey yok. E unuttuğumda zannediyorum bir şey yok herhalde. Ve özel bir informasyon da yok. Yani buradan bir çanak çıkar mı falan diyenler varsa <laughs> genellikle acelecilikle çizilir. Böyle çok kolay çizilir çanaklar, üçgenler bilmem neler. Burada bir çanakta söz konusu değil. Yani bu onların onayı hacimdir. Böyle bir hacim göremiyoruz çanak formasyonuna uyan. Ama bu şey demek değil tabi. Yani çanak yok demek bu fiyat gitmez anlamına gelmiyor. Yani gitmesinin tek formülü o değil çünkü. Herkese iyi akşamlar.